Yoruldum artık. Kendimden yoruldum. Pislik bir herif oldum ya. Ama her gece kabuslarında... O hani seni seviyorum Selma diyordu ya. Kenan. İçeride Kenan. Misafiri varmış. Tam bir film yıldızı gibi olmuşsun. Artık öylesin gerçi. Biliyorum. Kenan için. Ramiz deli gibi uğraşıyor her şey eskisi gibi olsun diye. Selma da bitti diyor. Uzak duruyor benden, unuttu diyor. İnanıyorum. Ama yine her gördüğümde... Unutamıyorum. Çocuk. Bir kadeh kaldırırız artık ha filmimize. Kenan film bitti deyince... ...icabet etmemek olmazdı. Hoş geldin. Selma da bir gelemedi hala. Ne yapacaksın Selma'yı? Heyecanlı, çok heyecanlı. Hazırlansın bırakalım. Çok çalıştı ama. Hak etti. Hakikaten de öyle. Gittim gördüm, çok emek vermişler. Nereye? Nereye gittin? Sete götürdüm abimi birkaç kez. Seni de götürdüm ama yoğundum. Sinemada görürsün artık. Şey nasıldı abi? Sen de vardın. Sen bana lafını unutmuştu. Hemen sufle verdim, hatırlattım. sufle lafını unutan oyuncuya hatırlatmak demek. Şey nasıldı? Sen aniden kadraja giriverdin ya. Kadraj çerçeve demek. Kameranın gördüğü kısım. Yönetmen de hoşuna gitti ama. Dur orada dedi. Resmen figürandık yaptı. Senaryoyu okudum ben dedim. Güzel. Daha çocuk ikiziyle değil de asıl kızla evlenseymiş daha iyiymiş. Abi. Abi sen ne yaptın ya? kusura bakmayın Ramiz Bey ama onlar aynı kişi. Yani kız numara yapıyor ikiziyim diye. Kenan, gel şu gazetecilerle bir konuş. Sen konuş. İkizleri anlatırsın. Seni sordular. Daha fazla sarhoş olmadan kalk ver şu röportajı. İşimiz gücümüz var hadi. Ne yapacağımı söyleyemezsin sen bana. Çocuk. Değilim ben artık çocuk filan. Büyüdüm. Çok büyüdüm. Abilik taslama artık bana. Kenan oğlum, abin sayılırım ben seni. Boş versene sen. Abim burada benim. Öz abim. Herkes yerini bilsin bundan sonra.
Ama Kenan... Yeter be Kenan. Bu da ikimiz için. Bu sefer her şeyi mahvettim değil mi? Ramiz abi! Geri dönüşü olmayanlar. Ramiz abi!